Japonca'da 3 çeşit karakter olduğunu biliyor muydunuz? Birincisi Hiragana, Japonya'daki ilkokulda ilk başta oynandığımız karakterler ve Japon kökenli kelimeleri yazmak için kullanılıyor. İkincisi ise Katakana, genel olarak internet, televi, radyo gibi yabancı dillerden gelen kelimeleri yazmak için kullanılıyor. Türkiye anlamına gelen Korko da bu Katakana ile yazıyoruz mesela. Hiragana ve Katakana temel olarak bu 46 tane karakterden oluşuyor. Üçüncüsü kanji, orijinal olarak Çin karakteri. 4. 5. yüzyıllarda Japonya'ya gelen, Japon tarihinde ilk defa kullanılan karakterler. Şu an Japonya'da günlük olarak 2136 tane kanji kullanıyoruz. Japonca yazısında hiragana, katakana ve kanji bu üçü karışık kullandığımız için hepsini öğrenmeden normal Japonca, yani kitap ya da gazete gibi bir şey okumak mümkün değil.